Herkese merhaba, Korkoli kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir film anlatacağım. Ne kadar değişik bilemiyorum artık. Artık siz izlerseniz buna karar verirsiniz diye tahmin ediyorum. Bloody Hell adında film. Hemen şuraya afişini koyuyorum. Film biraz kendi içerisinde sanki biraz karmaşa yaşıyormuş gibi hissettim. Bir tür karmaşası yaşıyormuş gibi hissettim. Film başlarda biraz kafa karıştırabilir. Fakat birazcık sabırlı olursanız ilerleyen dakikalarda, hatta yaklaşık 1 saat sonra kadar, film 1,5 saat sürüyor bu arada. 1 saat sonra kadar filmin başında neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmiş olacaksınız. Çünkü filmin başladığında o kadar hızlı başlıyor ki, yani neyin ne olduğunu, o oradan çıkıyor, bu buradan giriyor. Birisi yukarıdan bakıyor, birisi sağdan bakıyor, birisi aşağıdan bir şey söylüyor falan. Bir banka soygunuyla falan başlıyor film. Yani birazcık kafanızı karıştırabilir bu nedenle. Daha sonra bir mahkeme sahnesi görüyoruz. Yani her şey o kadar hızlı ilerliyor ki bir anda bu banka soygunundaki karakter bir anda mahkemeye, oradan da kafasını dinlemesi için bir anda havalimanında kendisini buluyor. Yani farklı bir ülkeye gidip orada kafasını dinlemek istiyor. Biraz kendi içerisinde böyle absürt tarafları da var. Ben filmin türüne baktığım zaman komedi ibaresini görmedim ama filmin yer yer komik tarafları da var. Ha, yani beni güldürebilecek boyutta mı? Asla öyle bir şey yok. Ama hani böyle işte bazı yerlerde espriler yapıyor. Hatta çok böyle alakasız yerlerde alakasız müzikler falan devreye girebiliyor. Ama nedense film kendisini güzel bir şekilde hissettirebiliyor. Bu arada başrolde oynayan oyuncu, hemen şuraya adını yazıyorum. Biliyorsun, bu valla benim hayatımı kurtarıyor bu arada. Çünkü ben biliyorsunuz isim hafızası özürlüyüm. Kesinlikle isimleri aklımda tutma konusunda bayağı problem yaşayan birisiyim. Konuya geri dönecek olursam, filmin başrolünde oynayan Rex karakterindeki aktör sanki ileride böyle daha büyük bütçeli, daha böyle sürekli kaliteli filmlerde oynayacakmış hissi verdi bana. İyi bir oyuncuya benziyor. Onu da hemen şöyle araya sıkıştırıvereyim. Şimdi bu hazır Rex karakterinden bahsetmişken, Rex işte başına bir takım gelen, işte bu banka soygunuydu, şuydu, buydu falan derken, böyle geçmişine ait karanlık bir sayfayı kapatıp Finlandiya'ya gidiyor. Ya yani orada farklı işte birazcık kafasını dinleyip geçmişini şöyle geride artık orada yaşamak mı istiyor, yoksa bir süre kafasını mı dinlemek istiyor? Orasını tam olarak anlayamadım açıkçası. Eğer siz izleyip anlarsanız bana yorumlar kısmında yazarsanız bunu. Ama çok önemli de bir durum değil. Çünkü asıl olaylar Finlandiya'da başlayacak. İşte oraya gittikten sonra bu karanlık geçmişimi unutayım derken bambaşka karanlık bir dünyaya adım atmış oluyor. Orasını da söylemeyeyim. Ha, nasıl söylerim? Sizi uyuz edip kanalıma abone olmayanlara filmin sonunu söylüyorum ona göre. Filmin bazı sahneleri bayağı kanlı. Hani şöyle işkence sahnelerinin olduğu filmler vardır ya, onları anımsatan, şöyle hani gözünüzü şöyle birazcık kapatıp da bakabileceğiniz türden sahneler var. Ama öyle çok fazla değil, yani bir iki yerde falan karşınıza çıkacak. Dolayısıyla böyle sahnelere eğer gelemiyorsanız, bunları dediğim gibi böyle bir gözünüz kapalı bir şekilde izleyebilirsiniz. Film 1 saat 30 dakika sürüyor. Her ne kadar çok fazla izleyiciyi sıkmayan bir film olsa da bazı yerlerini biraz sabırla izlemeniz gerekebilir. İşte mesela atıyorum, adamın kurtulması gereken bir mahzen vardır. Oradan kurtulmaya çalışır ve bu çok uzun sürer. Yani bir an önce biz onun kurtulup olayların böyle hızlı bir şekilde akmasını her ne kadar istesek de, işte bu tarz sahneler geldiğinde bu olmayacak. Birazcık sabırla beklemeniz gerekiyor. Don't let them hear you. Who is that? Gelenler bunlar. Filmi tavsiye ediyorum. Değişik, farklı bir film izlemek istiyorsanız sizin için değişik bir alternatif olabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız ve bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz keyfinize bırakıyorum. İster like yapın, ister yapmayın. Siz bilirsiniz. Paşa gönlünüz bilir.
bir sonraki filmi anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.